Merhaba sevgili takipçilerim, cümleten selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız inşallah, iyisinizdir. Vallahi bizlere soracak olursanız arkadaşlar iyiyiz. Şu an saat 1:30 arkadaşlar. Çocukları aldım ben, hani abim bile gidiyor. Yürüdüğümüz yer acayip çamur arkadaşlar, şöyle yavaş yavaş yürüyüm de. Vallahi çamur düşer. Evimizin, barkımızın işlerini gördük arkadaşlar. Şöyle yol açık. Zaten odamızın ikisi boş biliyorsunuz. Dün halıları falan yıkadım. Dün hava acayip güzeldi arkadaşlar. Bir görseniz. Artık dayanamadım. Sobanın üzerinde 2 güm su vardı. Bir daha ısıttım kazanla beraber. Balkona attım halıları. Antrenin halısıyla. Bu salonumun halısı arkadaşlar. Biraz ne? Beyazlı griydi. Acayip kirlenmiş gibime geldi arkadaşlar. Artık balkona attım. Saat 12:30 muydu neydi? Halıları falan yıkadım. Dün dün video atmadım. Sadece story video attım biliyorsunuz. Ondan sonra bayağı bir yoruldum arkadaşlar. Bacaklarım falan ağrıdı. Dinlendim, sobanın dibine oturdum. Çay da şundu şundu derken akşam oldu. Bugünden için de Hacer'e söz verdim. Oraya gidiyor. Dün hava çok güzeldi ama bugün soğuk arkadaşlar. Halımın yarısı kurumuş, tavan yerleri kalın olduğundan kurumamış. Hala su sızıyor. İnşallah bugün yarın kar falan yağmaz, yağmur falan. Halılarım kurur. Antrem, salonum öylece boş kaldı arkadaşlar. Volkan'dan konuştum be. Onlar da yemek yiyormuş, öğlen yemeği. Bizim köyde arkadaşlar karlar bayağı eridi. Şöyle göstereyim. Ara sokaklar erimedi ama yollar falan eridi. Ayhan Azat, sen de soluna bak da öyle yürü. Biz yola çıktık canlar. Videomu burada kapatayım diyelim takipçileri. İnşallah oraya gidince görüşürüz. Ayhan bisikletini mi şişirecek tekerini? Yok ya. Mahallemize geldik canlar. Burası bizim Kur'an okuma odamızdı arkadaşlar. Buraya gelirdik bütün mahalle. Başka mahallelerden de gelirdi. Burada Kur'an okurduk. Köpek mi var? Gel köpek ne yapacak? Medine diyor ki arkadaşlar, buraya geldim mi kendimi daha güvende hissediyorum diyor. Gerçekten bu mahallenin tadı hiçbir yerde yok canlar. Melisa ödümü kopardın sen de benim. Ben de oradan çıkan kim gidiyorum. Nerede köpek? O bir şey yapmaz, gel. Sonra havladın mı? Bizden önce kaçalım. Yok ya. Bağlı herhalde. Bağlı, gel. Ya gel haydi. O ne yapacak? Biraz cesaretli olun anneniz gibi. Buraya da ekmek falan koyardım arkadaşlar ben. Aha, buradan şey kenar. Ondan sonra eski vitrinim vardı. Aha, hatta gel. Eski de değildi arkadaşlar. Aşağı, gel Ayhan Azat. Gel oğlum. Aha, gel uyuyorum, koş. Ondan sonra turşularımı koyardım. Bidonlarımı koyardım. Anne, içeride ayakkabılarım vardı. Onları ne yaptın? Şöyle içi eski. Bağlı gel. Bağlı koş. Ayhan Azat yavaş, çamur. Dur kızım, ne yapıyorsun? Geldik. Burası da Hacer bacının evi. Oraki, o kim? Sibel ablan kaynanasının. Şu karşı evi de Ankara'dan birisi almış arkadaşlar. Ev yaptıracakmış. Yürü. Birazcık nazik olabilirim. Buranın da her tarafı köpek. Sağ köpek, sol köpek. Hani tarihi eser gibi her taraf. Hadi yürü. Şuradan köfte al da iyi haydi. Ayhan çıksa acık yiyor herhalde.
seviyorum. Tamam seviyorum da ondan karın doymaz ama. O zaman şundan da iyi cipsiyi de sonra iyi. Tamam mı? Onun için cipsini yapıyordun. Alayım mı? Ay hani en çok sevdiği şey cips. Bu şu yüzünden. Cipsi gördün mü? Yemekten de vazgeçer. Ekmekten de. Al da ya. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Vallahi biz gezi gezi geldik canlar. Şöyle köfte çöreği yaptım bir. Medine'de kızarttı değil. Takipçilerle o da bir güzel olmuş nasıl? Sen tuzu kıt olmuş değil mi biraz? Hazataydı. Her şeyi önüne fazlalığına koydum. Ne bileyim valla. Merhaba değerli takipçilerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evimize, soframıza. Buyurun gelin değerli takipçilerim. Hep beraber yiyelim, içelim. Bugün de böyle olsun. Koyutabilir mi adam? Hı? Ne yiyeceksin de bakayım be. Köfte iyi olmuş da. Nanesini atmışsın ya. Değişik tat vermiş. He, yok güzel olmuş. Sen katman mı? Ben katarım. Bütün baharatları katarım. Kimyon, karabiber, kırmızı biber. Güzel olmuş. İyi evet. Paşam, iyi. Şekeri veremedi yine. Yeni oruktan attınız. Eski mahallemde ne var ne yok. Ayhan'ın hiçbir şey görmüyorum ki. Ben dışarı çıkamam ki. Hiçbir çıkmıyor ya. Yok oğlum sarımsak katmadım Ayhan'ın evde. Ben mahallede hiç kimsenin evine barkına var mı? Varsa yarın arasında da komşuyu neyi yoklamak gerekiyor. Evi de iyi oturma olmak. Geçen Hacıman engelin evine gittim. Oturduk, yedik, içtik, kalktım, geldim. Metri tuz getirelim kızım. Canım sıkılsam otura binerim, annem bile giderim, nazamam bile giderim. Anne biraz acıymış ama acıyı seviyorum. Yok lan, hiç acısı yok. Acısı hiç yok ki. Biz de buradayken arkadaşlar her gün birimizin evine giderdik, her gün birimizin evine giderdik. Geç yok, genç mahallede kimse yok. Evden dışarı hiç kimse çıkmıyor. Yaşlılar da koyup gidiyordu. Hı hı. Fatıma'la yenge öyle Alime ile şu an şeydeler. Geziyorlar. Şey mi yapıyor? Oy mu topluyorlar? Oy topluyorlar. Mıhtarlık oyu. Geçen Filiz'in gelin evine vardı. Mıca orada oturdu annemle. Bir kalktık geldik. Kimin hakkında ne hayırlıysa o kazansın. Aynen öyle. Şu an 100 kadar mıhtar adayı var. 100 kadar mı? 100 kadar var. Bu mahalle, herkes mahallesi her mahallesi, canım. Her mahallede canım. Burada değil, burada tek 4 tane. Burada mı 4 tane? Hı hı. İyi azmış. Biri çekilmiş. Şuradan şey verelim. 5 tane mi? 4 tanelerinde biri çekilmiş, 3 kalmış. Turşular kavanoza kurmuş arkadaşlar hacı. Nasıl güzel olmuş, ne erimiş, ne görmüş. Aynı benim gibi kurmuş turşuyu. Ne yaptın? Yani senin gibi kurdum turşuyu. Benim turşum da böyle olur hacı. Ben annemin kızıyım. Benim annem de böyle kurar. Hiç ne ezilir, ne erir, ne bozulur. Bir turşuya nazar ediyorlar. Al. Karışık turşum geçen sene hiçbir tane yemedi. Olduğu yerde eridi. He. Vallahi bak. Nazar ediyorlar nazar işte. Nazar oldu işte geçen sene. Ben Mirem'in gene turşusunu kurdum da şey yaptıydım internete. Bozulmuş. Turşu bozulmuş demiş. Bana telefon açmıştık ki o turşuları da hep doktum da. Niye doktum dedim. Olduğu yere de şey etmiştir. Büzülmüş. Erimiş. Erimiş. Ben dedi ki internete neye mi attın seni? Yoo dedim. Nerede o zaman da? Nazar etmişlerdir. Gerçekten bu göze hiç gelmiyor. Şu karışık turşu göze hiç gelmiyor. Olduğu gibi eriyor. Peynir de göze gelmiyor. O karışık turşu da göze gelmiyor. Benim yaptığım peynire bir nazar ettiler de hiç suyunu hiç aldıramadım birisinin. Annem karışık turşu yiyor. Sen de salatalı yiyor. Afiyet olsun yiyin valla. Şuradan üstüverin evde git. Annem bir tane kovete yedi şişti herhalde. Öyle mi? Ağzıma durdu.
Kış günü arkadaşlar öyle böyle geçecek. Zaman da geçmiyor. Bazen oluyor, zaman su gibi akıyor. Bazen de duruyor sanki. Yok kız, ben bir sabahla kalkarım. Valla arkadaşlar sabahleyin kalkarım. Bir kahvaltı yaparız. Evi de şunu da şunu da dükken. Saatin nasıl geçtiğini bilemem. Hiç günümü bile yaşayamam valla. Ne diyeyim? Dün de öyle halıyla neye uğraştım. Salonun halısını çıkarttım. Direkt koltukları ortaya getirdim. Altını üstünü temizle şu şu derken. Saat 5:30-6 oldu. Dün hele arkadaşlar testlerim çıktı valla. Sen kışın daha halı yok. 12. ayda halı yok. Kız hava iyi. Dolmadın mı? Yok. Dün hava çok güzeldi. Kurudu. İnce ya bir de havalar. Hemen çekti suyunu. Bizim annem suyu hemen çıkıyor ya. Bir sabahla kalktıydım, donmuş kenarları. Donar. Sabahına da soğudu da ondan. Ben şu tabi değişik hava almam lazım valla. Nereye çora mı? Hmm. Niye? Beyaz şey gitmiyor çocuk olan bile. Beyaz hala. Çocuğum yok ki. Normalde de gitmiyor beyaz. Mutfak havası olduğundan hemen işte kirleniyor. Beyaz götür mü o beyaz? Pazartesi bunu burada bir adam satıyormuş. Taksidine. He. Valla. Şu petrolün onuna koyuyor mu? Hiç para bilmeden alıp geliyormuşsun. Apo. Herde 50, 100 aman ne eline ne geçerse haftada götürüp veriyormuşsun. Daha önce buraya bir reklam hava alayım. Bir tane olduğundan hemen kirleniyor. Başka yok mu? Yok başka. Odalarımın hep bir tane. Şarjım bitiyor arkadaşlar. Ayhan Azat valla telefonumda ne şarj koyuyor ne bir şey koyuyor. Ama bana tablet almıyorum ki. Benim şu an tek düşündüğüm tablet de. Tablet alayım Ayhan'a değil. Babam tablet parasını daha kazanıyor. Ayhan'ıma tablet alayım, telefon alayım diye. Çalışıyor orada yazık. Bir soğuk, bir soğuk diyor. Şöyle kar varmış. Nasıl çalışıyor yani? Vallahi gösterdi. İçeride çalışıyorlarmış da. Bir görseniz arkadaşlar vallahi gösterdi. Şöyle kar. Allah bütün çalışanlarımıza güç, kuvvet, yardım etsin. Anne ben boynumda mı tam? Evet. Zor dış günü çalışmak. Çalışmayınca da olmuyor mecbur çalışacak. Çalışmayınca da olmuyor da işte ekmek kavgası. Aynen öyle. Herkes ekmek kavgası. Anne çuhada yedim bak iki tane. Aferin paşama. Şimdi yedim mi dört oluyor. Evet çuhada yedim sıcakta. Yani. Ayhanıza telefonumu bir paşam bakayım. Yavaş kımıldatma. Ver. Makarap gitti de. Kahveni işte öyle. Benim tığının var ya kafası bir değişik. Senin tığın ince olduğundan kırılmaya gelmiş. Bu kulmuş. Nasıl ince? Demir tığı. Demir tığı. O kız sordum sana da bu iyiydi dedin sen. Ben bunu almazdım. Bu iyi olmazdım. Öbüründe ne al dedi? Ama önceden de buradan bundan örüyordum. Sen geldin dedin ki ben hep bundan örüyordum. Bundan örüyordum da. Acaba numarası mı değişik? Demek ki tığlarını da orijinallemişler. Nasıl orijinallemişler? Neye? Her şey orijinal olunca tığ da orijinal olmuş. Ayhan Azat doğrudur. Gelin arkadaşlar kahve içelim canlar. Birazdan kalkacak arkadaşlar. Şu an saat 5'e geliyor. 5 olsun da öyle kalkalım diye. Oturduk kaldık. Acayip kahve yaptı. Anneme baktım annem de evde yokmuş arkadaşlar. Annemi de çağırayım oturalım dedim. Kahvesiz günün sonu bitmez. Niye? Bugünün özeti kahve. 40 yıl bir hatırı var. Aynen bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Vallahi ben çay ararım da arkadaşlar kahveyi o kadar çok aramam. Yani kahve olsa da olur olmasa da olur benim için. Ben de öyle. Bak bu içtiğimle belki kim gelecek kiminle içeceğim ama öbürünü içerim. Çay mı? Yok kahveyle
şu süt tozlu olan var ya. Evet. Onu içerim. Mesela dedim. Bunu genellikle fazla ben içerim. Ben de çay sevmem de bunu içerim. Çayın hiçbiri mi sevmiyorsunuz? Orhan da sevmez çayı. Benim zorumundan içer. Benim evde de nasıl gider çay valla. Sizin hele çaydanlık hiç ortadan kalkmaz. Bizim çaydanlık kesinlikle sobanın üstünde dırışır. Sobayı yaktığında fıkır fıkır kayna demle. Medine'de nasıl güzel düşürüyor görüyor musun hacı? İyi görüyor. Valla benden de iyi düşürüyor Medine. Sıkı görüyor. Sen öbür siyah himeniyi bitirmişsin. Bak maşallah öbürüne geçmişsin. Nazlısın. Bu arada Medine'nin çeyizini bitirin kışın. Daha Medine'ye hiç çeyiz meyiz yapmadım ben arkadaşlar. Valla açıkçası. Şimdi çeyiz modası kalktı. Hacı geçirdi de şimdi çeyiz kalktı. Kim yapıyordu çeyizi? Niye yine de duvak neyim istedin? Niye sermeye? Yine de bizim burada var ya arkadaşlar. Duvak neyi yaparlar? Mesela gelin geldi mi? İrtesi günü de duvak yaparlar. Sizin oralarda da ne yaparlar mı? Ev sererler. Ev sererler geline. Ayrıyeten gelinin şeylerini annesinin verdiği eşyalar olsun. Kayınvalidesinin yaptığı olsun. Hepsini odaya iyileştirirler. Asallar böyle. Ayhan. Ora bütün koy bakmayan. Önceden öyleydi Yacer. Bu şeyde çok az kaldı. Aynen. Önceki kadar mesela her hafta düğün olduğunda duada olurdu. Evet. Oraya ille mi giderdik? Şimdi istersen yapıyorlar, istemezsen yapmıyorlar. Daha bir de gitmedik mi oturur ağlardık. Bizi dua sanmıyorlardı. Vallahi dua gidemedik değil. Bütün genç kızlar gider arkadaşlar. Dua kuyruğu. Öyle bir adet varmış demek ki. Hani gelin çıkıyormuş gibi. Yine çalgısı olur. He. Oynaması olur. Her şeyse olur. Duran ama dua da iyi olur. He, Allah nasip ederse ben şahinimle durana gideceğim. Modası kalk, şimdi modası kalk dediği giden olmuyor. İki gün çalgı çaldırıyorlar. Ben bir hafta şahine gideceğim. Düğün bir haftada durana gideceğim. Bitti oynayalım iyi. Bir hafta, üç gün, bir gün düğün yapıyorlar. Ertesi gün düğün bitiyor. Bir şey anlamıyor. Doğru canım, bir ay düğün mü yapacaksın? Ama önceden bak, cumartesi günü dikilirdi. Cuma günü biterdi. Genellikle öyle zaten. Bir cumartesi hafta düğün olurdu. Şimdi cumartesi dikiyorlar. Pazartesi gına oluyor, pazartesi gelin çıkıyor. Tamam bitti. Ayhan, yapma oğlum. Ya şımarma bak, duran şımartma onu. Önceden yağlama vardı, ne bileyim ne vardı, ne vardı. Şimdi cumartesi günü bayrak dikilirdi. Davet ederdin konuyu, komşuyu, akraba, eşi, dostu. Lokum, püsküt. Ondan sonra kulak yaparlardı, kulağın içine koyarlardı. Bakın, o kulak yapmazlarsa köşelerin içine doldururlardı, kapı 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 onu davadırdı. Hani bütün koy dağıtırlardı, bütün koy dağıtırlardı arkadaşlar. Önüne gelene geçene verirlerdi, yani o davetiye yerine geçerdi. Önceden yok muydu davetiye? He. Önceden davetiyeleri de vardı. Ne bileyim ben unuttum. Hiç şimdi davetiyeler çıktı. Önceden davetiye bastırma işi olmazdı, çalgıya kurardı. Yağlamaya dağıtırdın. O yağlamanın karşılığına da sana düğünün hayırlısına gelirlerdi. Şimdi gidene gelinmiyor. Şimdi gitmedin mi gelinmiyor şimdi bile. Şimdi birine takarsan onu takıyorlar. 50 takarsan 50, 100 takarsan 100. Çeyrek takarsan çeyrek. Öyle. Mesela 8. ayda bizim düğünümüz var Mustafa yeğenin. Yapacağı mı? Ona bir çeyrek takmazsan olmaz. Çeyreklerde nasıl ucuz? O zamana kadar da sudan ucuz çeyrek. 3300 müydü en son baktığımda neydi? 3360 küsur mu öyleydi. Vallahi arkadaşlar Allah herkesin yardımcısı olsun. Ev yaptıranların, evlenenlerin. Allah yardım eder evlenene, ev yaptıranlara inşallah. Allah herkese nasip etsin. Herkese. Öyle ne ya zor. Gerçekten biz de şuraya iki boz oda aldık da buranın içinden çıkana kadar vallahi ahınan karayı seçtik arkadaşlar. İnekten boyadık, tamirat yaptık, parkesi falan. Sen şu taraf hiç yoktu. Biz bu yanını sıfırdan yaptık da çocuklarından kendimiz burayı komple hep kendimiz yaptık. Hiç usta girmedi. Oraya nereden geldi aklınıza yaptırmak? Mutfak yoktu. Abin de dedi ki mutfak dedi şu damın üstüne nasıl bir mutfak olur? Dedi. Ben dedim ona da yaptır diye. Vallahi ben dedim. Ondan sonra gitti Yaşar emmiyle konuştu, Ali ile konuştu. İzin verdiler. Burayı önceden Hatice yengenin damıydı. Çamaşır sererdi. Şu tarafta işçik vardı, burada pencere vardı. Kapı yol döndü. Biberine yemek etti. Tamam. Şuraya, sağlara. Telizin içine ekerdim. Ne kadar
teriz meriz varsa biz komple attıydı o zaman. Anam oranın altı da var şeydi. Yaşar emminin ahırı. Ben biliyorum oraları vallaha. Şimdi bizim attıktığımız yer. Çiğneye de vardı, çişmeneye de vardı. Ondan sonra şöyle büyük merdiven vardı. Bizim televizyoncu o da arkadaşlar Yaşar emminin evine televizyona bakmaya giderdi. Yaşar emminin televizyonu var mıydı? Bizim televizyoncu demek ki Yaşar emmi bizden zengin miymiş? Önceden çok nadir evlerde vardı televizyon. Onların da bir bozuk televizyonu vardı. Kafasına vurdum şöyle. Ondan sonra giderdi bir de gelmezdi bayağı. Vallahi abi. Benim babam da yurt dışından getirdiği de arkadaşlar televizyonu annem hala ona bakar. Hiç ne bozuldu ne saçıldı. O zaman Şaban'ın filmleri ne çok olurdu. Meşhur olurdu der. Bura gelirdik arkadaşlar hemen burası bizim evimiz şurası Yaşar emminin evi. Gelirdik. 11'e kadar televizyona bakardık. Zaten çocukluk. Bunların uykusu mu geldi, yatacaklar mı, kalkacaklar mı diye hiç düşünmezdik. Genel gece yarısına kadar otururduk. Vallahi daha ben Melisa'dan da kutluyordum. Annem bir çağırırdı, gelin gayrı diye. O zaman televizyon. Babam da Libya gittiydi arkadaşlar. Acık git Melisa. Babam da son zaman Libya gittiydi arkadaşlar. Libya gitti, o koca televizyonu aldı geldiydi. Ama en büyük televizyon bizimdi mahallede. Bizim televizyonu da babam yurt dışından getirdiydi. Neyin yoksa o kötü işte. Öyle vallahi neyin yoksa o kötü. Şimdi de evde hep elektronik malzemeler. Muhanet adamı mal sahibi yapar. Dak fişe bitir işi. Dak fişi bitir işi. Vallahi elektrikli süpürge, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, yerin dondurucu, buzdolabı. Önceden pencerenin önüne koyardık donsun, bozulmasın diye. Ama ne bileyim vallahi. Hadi Mete iş kahveni işte kalkalım kızım. Hani kahveyi soğutuyorsunuz, içmiyorsunuz ki. İçtim ben. Ben bu kahveyi pek şey içmem ki ara. Şuradan şey yiyor, şeker. Konya şekeri mi? Hı. Konya şekerini nereden aldın ya? Evet, dün Konya'ya gittin de oradan gittin. Seç markette satılıyor. Ben seç markete hayatımda gitmem ki valla. Abin çalışmaya gittiğinde var ya ben burada satılmaz neyim sanırım. Nasıl böyle şeylerden isterdim. Abin doldurur gelirdi. Yani yurt dışına gittim arkadaşlar. Valizin gözünü kesinlikle çikolatayla doldurmayınca gelmez. Hem çok severim yurt dışı çikolatasını. Volkan da önceden hiç getirmezdi. Dedim ne demiş? Yani sen niye gelirken bir şey almadın dedim. Ondan sonra vallahi ne bileyim hiç aklıma gelmiyor. Abim Mersin'den nem gelirken doldurur. Gelir çoluğun çocuğun yiyeceğini, içeceğini. Abin sever öyle işleri. Yazar Volkan'ın da aklına gelmezdi. Hele gelecek zaman telefon açardı. İstediğiniz bir şey var mı diye. Aklına ne geliyorsa hepsinden al geldirdik. Vallahi. Artık yurt dışına gitmiyor arkadaşlar da. Hani yurt dışına çok çıktığı zamanlar oldu. O zamanlarda alır gelirdi. Şimdi de yurt dışına gitmeyince arkadaşlar ev bak yapılmaz vallaha. Kedi yapılmaz. Koydayken bir mesela sadakanın doyuyor. İnşallah Volkan gelmez çalışır da evimizi barkımızı yaptırırız. İnşallah vallahi. İlin evlerinde oturmak çok zor. İnsan sığınamıyor bile şehir kiraya. Ne kadar girip çıksan da hiç sığınamıyor. Benim sevmiyorsun yani. Benim aynen diyemiyorsun. Öyle. Mesela çivi çaksan düşünerek çakıyorsun. Kızacaklar mı bir şey mi diyecekler. Ne diyecekler diye. Aman el iş yapayak usandım hiç. Gözlerin ağrıcı ara ver arkaya oyaları bitirme. Nazar edeceğim bak sen de. Maşallah maşallah. Anne ben bir tane yürüyorum. Artık birer hediye ört de örtünelim. Ölüyüm de örtünelim. Başladın hala o işe. Hangi renk istiyorsun? Ben siyah severim. Siyah mı? Tamam bir siyah da sana. Bende pek siyah gitmez açmaz ha. Niye? Ben hep siyah örtünelim ne bileyim. Evet. Rengim esmer ya. Bir pul alayım, bir de yemeğini alayım da örüyüm. Bana şapka bir anneme örüyüm, bir de sana örüyüm. Anne, anne. Annem. Bir de bana da şapka başlıyor. Ben aklan şapkayı örüyor. Aklan ilk başlangıcı kendine örüyor. İlk defa örüyor ama yani eğilleşmiş, eli dokuyor. Nasıl güzel düşürüyor valla. Kesilme de saça gel aklan örtüğünü. Aç hele Medine. Açayım da. Bunu kendisine şapka örüyor arkadaşlar. Bir gösterdim arkadaşlar şu alt sırayı. Bir kavası kendi kavası alıyor. Yapma duran. Yeter.
Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz böyle olsun canlar. Eve gideceğim. Daha o halılar kuruduysa evi sereceğim. İnşallah kurumuştur. Evin altına da yıka da öyle ser. Kankalarını falan söyleyeyim. Bir tane 11 hortumudu. Yatakların altını üstünü bazaların komple niye? Yıkacak şöyle. Temiz Melisa, olur. Melisa diyor ki arkadaşlar, anne diyor senin temizlik hastalığı vardı. Her gün diyor temizlik yapıyorum diyor. Ya normal temizlik dış günü evde yapılır ama halı yıkanmaz ya ikinci ayda. Hala iyiydi, yıkadım ama ne oldu? Dün aynen şöyle şeker al annem, altına düştü bak. Sanki öldüm diyor. Hastalarında da bende de böyle bir huy var işte arkadaşlar. Bir yerde leke gördüm, illa onu dışarıya atacağım. Kokten temizleyeceğim. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın canlar. İnşallah Allah izin verirse yarınki videomuzu da görüşürüz. Ben eve gidince halı sereceğim arkadaşlar. Halılarım kurursa soba kovası değiştireceğim. Akşam yemeğimizde de fırına yemek şişi süreceğim arkadaşlar. Patates. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Takipçilerimiz, herkese hayırlı akşamlar. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Allah'a emanet olun.